sizlerle birazcık Doğan turu yapacağız. Şu anda Viyamar şehrinin o taraflardayız. Arkamda görmüş olduğunuz kilise de Jeanne d'Arc Kilisesi. Doğan'dan bahsedelim birazcık. Gördüğünüz gibi aslında güneş var ama rüzgar da var. Ve buranın havası nemli. Ve nemli olduğu için de soğuk gerçekten içimize kadar işliyor. Ne kadar güneş olsa da aldanmamak gerek. Çok çok soğuk bir havası var. Oldukça yağışlı da bir bölge. Burası zaten Fransa'nın da kuzeyine doğru geliyor. Rouen Paris'e 1,5 saatlik uzaklıkta bir yer. Arabayla ya da otobüsle. Her türlü imkan var, ulaşım imkanı da var. İster trenle, ister otobüsle, ister kendi aracınızla da gidebilirsiniz. Eski zamanlarda Paris'ten sonraki en önemli ikinci şehirmiş Rouen. Şu anda da hala önemliliğini koruyor çünkü görecek olduğunuz hatta birçok tarihi eser olacak burada. Ve tarih açısından da, görmüş olarak da, eser olarak da önemli bir şehir Rouen. Umarım sizler için güzel bir video olur, faydalı bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Önce söylemiş olduğum Jeanne d'Arc Kilisesi'nin önündeyiz. Şu tarafta gördüğünüz Jeanne d'Arc'ın heykeli, şu tarafta gördüğünüz ise kilisesi. Jeanne d'Arc da Fransız tarihi için önemli bir kişilik. 16 yaşında krallığın ona vermiş olduğu Fransız askerleriyle 100 yıl savaşları boyunca İngilizlere karşı savaşıyor. Daha sonrasında ise 19 yaşında İngiliz askerleri tarafından ele geçirilerek de burada maalesef yakılıyor. Burası da Jeanne d'Arc Kilisesi'nin tam yanı. Bu yer eskiden mezarlık olarak kullanılmış. 2018 yılında tam burada bir kazı çalışması yapıldı ve iskeletler bulundu. Bu iskeletlerin de Orta Çağ'a ait olduğu da söylendi. Hatta arkeologlar burada kazı çalışmalarına devam edebilirlerse antik çağa kadar bulgular bulabileceklerini de söylediler. Şu an için ise kazı çalışmaları bitmiş durumda.
an Van Katedrali'nin önündeyiz. Van Katedrali Fransa'nın en yüksek katedrali. Yüksekliği de 151 metre. Burada gördüğünüz şeyi Fransızlar kreş diyor. Aralık ayında yine katedral ilgilenen kişiler bu statüleri buraya koyuyorlar. Bu küçük heykelleri. Daha sonrasında 24 Aralık gecesi, 25 Aralık'ta da şurada görmüş olduğunuz Hazreti İsa'nın heykeli. Onu da oraya ekliyorlar. Hazreti İsa'nın doğumunu simgelemek adına. Bu heykellerde, bu görüntüde burada Ocak sonuna kadar da sergileniyor.
görmüş olduğunuz gibi Ruanda her cadde, her yol, her sokak çok da büyük olmayabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi. Sakalındayız. Burası da Ruan'ın en küçük sokağıymış. Hem uzunluk olarak hem genişlik olarak da en küçük sokağı olarak adlandırılıyor. Grizzly Lodge'in içine gireceğiz. Şu an Grizzly Lodge'in içindeyiz. Aslında Grizzly Lodge ne? Bu büyük bir saat var bu anın içinde. Bu her bir saatte ve yarım saatte çanını çalıyor. Şu an bunun içindeyiz. Birazcık burayı ziyaret edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Thank you.
içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu gördüğünüz yer bu saatle ilgilenen, bu saati yapan kişinin yaşadığı yer. Duvarlarda da bu şekilde şehirle ilgili, şehrin önemli yerleriyle ilgili şeyler resmedilmiş. Yine doğayı görmek mümkün, şehirle ilgili birçok binaları görmek mümkün resimlerde. Saat çarkı için önceden kullanılan mekanizma da burada. Burada da bugün günümüzde kullanılan mekanizmayı görüyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu da bu buranın eşsiz görüntüsünün olduğu yerle bitiriyoruz. Burası Negrozor Lodge'ın en yukarıdaki yeri. Buran tabii ki de tüm bu gösterdiğim şeylerle bitecek bir şehir değil. Yine görülmesi gereken çok yer var. Buran'da yürürken özellikle kafanızı kaldırıp şöyle bir yukarılara bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü çok küçük de olsa güzel detaylar göreceksiniz. Onları kaçırmayın. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.